Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese diye başladım, merhaba dedim herkese. Selam. Dünden beri bir kar yağışı oldu. Ben de şöyle bahçeden bir video çekeyim dedim. Marozlarımızı içeride çıkarmadım. Ağaçlarımızın, çam ağaçlarımızın üstleri hep kar dolmuştu. Kar dolunca bu ağaçlar genç ağaç oldukları için, kırılmamak için tüm ağaçların karlarını tek tek dolaşarak çıktım. Mart Nisan ayında ağaçlarımızı budamaya başlayacağız. Onun içinde bazı yüksek ağaçlar var. Yüksek 4 metre olan, kendi boyunda katarsan 6 metreye kadar çıkan uzun dal budama. Viscars'ın 550 liraymış herhalde, ondan alacağım. Merdivenle çıkıp ağaçları tek tek elle budamak çok sıkıntı verici ve tehlikeli. Asmalarımız da yüksekte. Öyle bir ürün var. O üründen alıp inşallah bu sene ağaçları, asmaları onunla budamayı düşünüyorum. Evet, hava karlı ama öyle ahımşan bir ayaz yok, soğuk yok. Hafif bir rüzgar var. Dışarıda çok uzun süre kalırsan üşütecek kadar ama kısa mesafelerde hava tertemiz. Evet. Şu suya bir bakayım. Kapalım. Yerler fayans. Buz tutunca kayık çok kaygan oluyor bura. Evet, burada da mavi ladin çamımız var. Bu çam ağacının akşam bir resmini çekmiştim. Instagram'a koydum. Çok muhteşem çıkmış gece. Ben de kümesin içini biraz yerleştirdim. Fazlalıklar buraya getirdim. Şu güneş enerji panelinin üstü karla dolmuş. Bunu da fırça getireyim, temizleyeyim. Yoksa kül şarj etmez ışık almayınca. Onu da iyi ki gördük. Evet. Şuradan getirdim fırçayı. Burada da fırça var da. Ya da buradaki fırçayla yapalım. Ne olacak ki? Evet, etraf bembeyaz oldu. Bu sene kar yağmayacak demiştik ama yağdı arkadaş. Fazlalık suyutları buraya getirdim. Şurada bir araba yıkama fırçamız var. Bunu alıp o panelin üstündeki karı temizleyelim. Bunu ben ufak bir jelaki koydum içeriye. Bunu ben monteledim buraya. İçeride binadaki antre ışığını akşamları gece lambası niyetine sabaha kadar 8-9 saat yakıyor. Ufak bir 9 wattlık ampulle, altını taktım LED ampul. Evde gece lambası niyetine antre yaktığım zaman binanın içini komple ışıtıyor. Bu güneş enerji panel sistemini ileride kümesime uygulamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu anda daha öncelikli işler var. Evet. Şurada bir yol açalım, erisin. Evet. Temizledik. Burası da böyle adliye gibi oldu. Güzel. Ufak bir depo gibi bir bölüm var şu diğer
eski lastiklerin olduğu şu ileri köşede bir alan var. Şu bak, buradaki çamımız da bayağı yeşil. Nadine şu anda kar başladı tekrar. Eşyalarımızı koyacak bir depo gibi bir yer. Ya şu binanın arkasında olur ya şuraya olur. Böyle bir bahçe kulübesi yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Gübreler üstü kar tutmuyor gördüğümüz gibi. Çok enteresan. Sıcak demek içi. Tavuk gübrelerini burada biriktiriyorum. Havada sis var. Yandaki bahçedekiler, komşuların yerleri gözükmüyor. Bu kafes de dışarıda kaldı. Buna da iki tane kapı yapayım, koyayım diyorum ama hepsini ayrı ayrı yem su. Dursun bakalım da. Şuradaki çamlarımızın da karları çıktık. Yani kış kendini gösterdi arkadaşlar. Kış gelmiyor dedik. Kış kendini gösterdi. Yolda kar olduğu için arabayla yan taraf komşunun bahçesine girdim. Çünkü bizim buraya gelen yol çok bayır. Yani çıkardı da riske gerek yok. Oraya koydum. Şu yan taraftan geçtim, yürüdüm, buraya geldim. Durum böyle şu anda. Bir tane gidip şeye bakalım. Astrolog horozlarımıza bakalım. Bugün hiç bakmadım arkadaşlar. Çünkü şu içerileri düzenledim, göstereyim size. Buralar hep dağınık durmuştu. Buraları süpürdüm, temizledim. Çöpleri möpleri aldım, fazlalıkları götürdüm, kamelyanın içine istifledim. Burası da böyle oldu. Şu kafesimiz de buraya alabilirsek ilerleyen günlerde bakacağız artık. Aranın altını ızgaralmak gerekiyor. Her şey mi para ya? Her şey masraf. Nasıl satayım? Bir tane bir şey yapmak istiyorum. Para. Her şey para. İyisini yapmak istiyoruz. Yoksa elimizdekilerle her şeyimiz var. Eskilerle, bahçemizdeki malzemelerle istediğimizi yapabiliriz de. İyisi olsun diye. Kapılar şişmiş. Selamünaleyküm. O ne? Bunların sinekliği düşmüş. Selamünaleyküm kızlar. Erkekler, bunların sinekliği düşmüş arkadaşlar. Bu sinekliği alalım da yarın bunu buraya tekrardan sıcak silikonla. Ne yapıyorsunuz? Sıkıntı var mı? Herhangi bir şey yok. Light bırakmaya 2 gün iğne vurmuştum. Bugün vursam mı? Yok ya, vurmayayım. Şu anda iyi. Sıkıntısı yok gözüküyor. Peki hadi. Acı vermeyelim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntılar yok. Yönler suları. Oo, güzel. Yönler suları da var. Burayı kapattık. Yarın bunu bu sinekliği içeriden sıcak silikonla bunu soğutun tozu gitsin. Yarın bunu sıcak silikonla oraya yaparız. Bu kapıya da yazın bir formül düşünelim. Kış geldi bu kapı böyle şişiyor. Ya bunu biraz daha kapıyı, evet, üstten şu aradan bir kızın parayla yontarız. Evet, yontarız oradan. Sorun çözülür. Bir de aşağıdan yontarız. Ben boyası bozulmasın. Gerçi elimizde biraz mavi boya var. Olursa da çalarız yani ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle kanalımdaki analizlere bakıyorum da videolarımı seyreden kişi sayısı %85'i abone olmayan kullanıcılar. Yani %85, %90'a yakın abone olmayan kullanıcılar. Seyredip de abone olmuyorsanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani videoyu seyredip kanala abone olursanız sevinirim. Kanalımı desteklerseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu seyreden arkadaşlar da yorum ve beğeni yaparlarsa ayrıca teşekkür ederim. 2020 yılına kanalımızı büyütmek için elimden geleni yapacağım inşallah. Kuluçka makinesidir, üretimdir, civciv gelişimidir. Bunlarla ilgili
videoları çekmek için kumuşka makinesi alacağım. İnşallah. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kayseri'de olup videomu seyredenler varsa her zaman beklerim. Kümesime, çay kahve içmeye. Tanışmış oluruz. Kayseri'de olup buraya gelmek isteyen arkadaşlar Facebook, Instagram'dan bana mesaj atarlarsa telefon numaranı, numara yazarlarsa telefon numaralarına konum atarım. Gelirler, çay kahve içeriz, muhabbet ederiz. Konuşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı tatiller diliyorum. Hoşça kalın.